Evet arkadaşlar, bugün bir misafirimiz var. Şu an Nana ile meşgul. Özlem. Özlem hayatında ilk kez şu an bir yılanla iletişim kuracak. Şu an onun ne hissettiğini ve artık karşı tarafı, yani kadınların ne hissettiğini şu an anlamış olacağız. Ve şu an elimde lemon pastel, biliyorsunuz bunu daha önce siz seyretmiştiniz. Yumurtadan çıkan bebeklerden bir tanesi. Kendimize ayırdık. Bunu şu an Özlem'e veriyorum. Fir Fetre, hoş geldiniz. Ya Okan. Nana. Çok tatlı gerçekten. Çok tatlıymış böyle görüntüsü, renkleri falan. Böyle bir şey söyleyeceğim, birazcık diğer eline de şey yapsana, üstüne falan dokusana. Böyle kıvrıldığında utanıyor dedin. Aynen. Sen. Bol pitonlar öyle, utandığı zaman öyle top şeklinde oluyor. Dur Nana'cığım, dur. Evet, Nana'yı ben alıyorum. Gel Nana. Şu an hareket ediyor. Hareket ettiğinde böyle bir geriliyorum tabii. Tamam, o normal şu an. O şu an çok normal. Gerçi bu yavru büyüğünden bahsetmişsen. Aynen. O zaman ne yapacağımı bilemiyorum tabii. Yani. Adım adım ilerliyoruz. Bir üstüne dokun diğer eline. Evet, çok tatlıymış gerçekten. Her dokunduğum. Daha önce hiçbir yılan derisi bir şeye dokundun mu? Çanta, cüzdan. Ha? Herhalde tabii de. Tamam. İkisi arasında bir fark var mı? Canlısıyla şey arasında. Sende. Tabii. Sadece görüntü farkı var dediğin şeyde. Yani görüntüyle sabit bir şeydi. Şimdi bu dokununda şişiyormuş gibi bir etki veriyor bana. Ya, tepki verdiğinde geriliyorum artık. Böyle bir şey yani bu böyle. Evet, ben de tanışmış oldum. Tamam, şimdi bir tık daha level atlayacağız. Bir büyük boyunu getireceğim sana. Hadi bir de onunla ilişkin, tamam mı? Şu an iyi gidiyorsun. Orta boy bir bol pitonla devam ediyoruz. Ve şu an bunu Özlem'e veriyorum. Aman ne tatlı. yok yani bununla böyle uzaktan. Tamam, olur. Hadi tut, direkt tut. Direkt iki elinle tut hadi. Ya. Direkt tut hadi. Evet. Ya. Korkma. Korkumu anlıyor mu? Hayır. Hisseder mi benim korktuğumu? Şu an çok senin... tatlı. Allah'ım böyle bir tatlılık yok gerçekten. Şu an yandan beni kesiyor. Çok tatlıymışsın. Allah'ım. Tamam, diğer elinde de. Tamam, edecek ya herhalde. Tamam, diğer elinde de şu an. Sabit duruyor şu anda. Evet, ne güzel işte. Bana bakıyor. Canım, ne şekersin. Düşeceğim bir şey oluyor sana şu anda. Bir şey oluyor. Tamam, diğer elinle destek yap. Diğer elinle destek yap. Ya. Yap. Diğer elinle destek yap. Diğer elinle. Bakın. Özlem kilitlendi şu an. Onun taklidini yapıyorum. Böyle duruyor. Canım, iyi misin? Diğer elinle de şurasını, şu tarafından tutsana. Oh. Diğer elinle de şurasını tut. Neden? Tut. Ama neden? Alttan. Allah'ım neden? Üç dört parmağınla hadi. Allah'ım. Şöyle tut ya baya. Heh. Evet. Özlem korktuğun kadar yok. Kabul et. Korktuğun kadar yok. Bunu senin söylemen normal de. Hayatımda ilk defa böyle bir şey. Hayır yani herhalde. Senin korktuğun kadar yokmuş yani, bunu kabul et ve şu an çok iyi gidiyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Tebrik ediyorum. Gözleri büyüdü. Büyüyor mu? Ben böyle görüyorum. Yok. Bol pitonların göz bebekleri bizimki gibidir. O yüzden çok sempatikler yani. Dünyada tercih edilmesinin sebeplerinden biri, ana sebebi göz bebeklerin yılanların, yani o bildiğimiz dikey yapıda olmaması. Bol pitonlarınki bizimki gibi göz bebekleri. O yüzden daha böyle albenisi var. Sempatik evet. Yani. Evet, şimdi bir level bir tık daha atlayacağız şimdi. Sizin en çok sevdiğiniz şampanya. Bakın şu an Özlem'e doğru gidiyor. Bu daha hareketli bir şey. Bayağı al ya. Manavdan. Sağ ol. Manavdan domates alır gibi al. Hareketli çünkü bu utangaç nereden değil. Nereden tutacağım ya? Bayağı avuçla. Basket topunu tutar gibi alttan tut. Ya. Bana alttan geliyor. Tutsana bak, şu alttan baya top gibi tut. Ya gelsin, bir şey olmaz. Bana bakıyor.
bakmasın. Sana geliyor. Tamam işte tut. Allah'ım. Allah'ım. Neden böyle? Alttan tut, alttan top gibi. Böyle mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Doğru. Aynen oradan da destekle. Tamam bir daha ikinci deneme. Tamam, tekeli. İkinci deneme hadi. Yapabilirsin bence. Boynun kaçtı. Kaçmadı. Alttan al. Çok tepki veriyor. Ben bunu kontrol edemiyorum. Edeceksin, edeceksin. Şimdi bırak geçsin. En aşağıdan tut. Evet. Tuttum. Diğer elinle de destek ol şöyle. Nereden? Ya dua eder gibi elini yanına birleştir. Allah. Aynen öyle. Canım. Ve şu an gezmesine izin ver. Nasılsın? İyi misin? Fazla hareket etme, tamam mı? İyi gidiyorsun Özlem. Bana bakıyor. E baksın zaten iletişim kur yani onunla. Çok zor diyorsun yani. Hani yapabildiğimin en üstü. Şu an çok iyi gidiyorsun bu arada. Yani hayatında ilk kez şu an iletişim kuruyorsun ve gitgide seviye yükseltmemize rağmen çok iyi gidiyorsun. Çok teşekkür. Peki bir şey söyleyeceğim. Korktuğun kadar var mı? İlk dokunduğumda çok korkuyorum. Sonra bir geçiyor gibi oluyor. Ama şöyle bir konsantre olup bakıyor ya. Bir de hareketlendiği garip. Zaman şey oluyorsun değil mi? Rahatsız oluyorsun. Evet. Ama biraz böyle vakit geçirsen bence alışırsın. Yani kontrol etmediği sürece rahatım. Şöyle boynundan bir başladığı zaman atasım geliyor yani. Hani bu bir gerçek. Bence bir hafta bununla iletişim kursan eve bir tane alırsın. Yok zorlamıyorum yani. Kedi köpek. Öyle mi? Yeterli. Allah hareket etti. Kafasının üzerine dokun. Böyle dokun. Arkaya gitme durumu var mı? Yok. Kafasıyla böyle egzersiz yok, gibi. Yok yapmaz. Canım. Allah. Evet. Çok tatlı. Bence iyi. Çok iyi gidiyorsun şu an. Vallahi fobini kırdım bak. Bu arada arkadaşlar Özlem'in ciddi anlamda bir fobisi vardı. Yani şu an ciddi anlamda çok iyi gidiyor. Ben bu kadarını bile tahmin etmiyordum. Profilden daha uysal gibi gözüküyor. Değil mi? Şu an zaten sana alıştı bence. Çok garip. O zaman şimdi biraz limitleri zorluyoruz tamam mı Özlem? Ne gibi? Boynuna şimdi, dola falan gibi mi? Öyle bir şey yapacağız seninle. Tamam mı? Bay bay de. Şampiyonu bay bay de. Bay bay. Arkadaşlar son level evet. Ve şu an Özlem'de. Evet, hiçbir şey yok. Gayet hayvan. Gayet seni böyle... Aynen güzel böyle gidiyorsun. Böyle seni çok güzel sarıyor. Senden kopmuyor bu arada senden. Evet. Evet. Çok tatlı bir hayvan. Gerçekten hiç böyle büyük ve koyu olması sizi korkutmasın. Gerçekten biraz rahatla, biraz rahatla. Tatlı. Tamam, biraz rahatla. Canım, bana doğru gelme. Ya al şunu! Anneciğim, anneciğim. Ve evet, son kısım, son level ve Özlem'deyiz. Allah'ım. Özlem bunu 1 yaşında, 2 yaşında çocuklar tutuyor. Bence sen de tutarsın. Ya sus! Şimdi sana... Çabuk! Hayır onu sen tutar mısın başına? Evet şu an çok iyi gidiyorsun. Evet çok tatlısın. Ama buraya kadarmış. Fobini yendin mi? Son görüşmemiz. Yendim. Şu an gerçekten yılanları çok seviyorum. En sevdiğim ciddi hayvan söyle yılan. Ya. Ciddi söyle. En korku vermeyen kendimi rahat hissettiğim şey şeyi hayvan. Sensin yani. O zaman bay bay de. Bay bay. Canım. Yılandan sonra artık işin zevk kısmına geçiyoruz. Özlem bunlarla zaten daha önce tanışmıştı. Şimdi ilk kez bir dragonu tutacak. Ay ama bu niye böyle bu kadar sıcak? Çünkü bunlar çöl hayvanı. 40 derece sıcaklıkta yaşıyor. Ve ona uygun teraryumlarda bakıyoruz. O yüzden o kadar sıcak. Canım. Yılan mı? Bir dragon mu? Hangisini beslerdin mesela? Tabii ki. Onu da sevdim, bunu da sevdim. Hangisi? Tabii ki kertenkele. Öyle mi? Bir de dragon yani. Aha.
herkes aynı fikirdedir herhalde. Kime sorsan? Yani o kişiye göre değişiyor tabii. Yani şu an böyle bir anket yapsak herhalde senin dediğin olur. Çok tatlı. Genel olarak bir ürkütücü tarafları var ama hani çok alışılmadık hayvanları. Şunun nesi sence ürkütücü? Nesi ürkütücü sence? Yok değil. Özlem inceliyor şu an. Çok. Yani neden öyle? Yani bunu da ilk defa aldım elime. O yüzden. Hı hı. Biraz zaman geçirsem. Senin eve bence bir Bearded Dragon terörümü yapalım. Bir yaşına geldikten sonra vejetaryen oluyor bu arada. O yüzden salatayla da besleyebilirsin. Bence tam senlik Bearded Dragon. Tamam, düşüneyim bunu. Tatlıymış. Sana bir bebeklerden şöyle güzel bir terörümü yapalım. Gecko ister misin? Leopar Gecko. O nasıl oluyor? Bir de onu gösterin bakalım ikisi arasında hangisini tercih edeceksin. Bay bay de. Bay bay. Evet, şu an Leopar Gecko. Gördüğünüz gibi güzel bir renkte. Şöyle. Bu daha minnoş bir şey galiba. Aynen. Yani çok hareketli ve daha soğuk. Diğer elini de istiyorsan bir yanına koy. Biraz elini yürüsün. Ne? Diğer elini de yanına koy. Biraz yürüsün elini. Yürüyecek gibi zaten, hiç durmuyor yani, bak. Hareketli. Bir dragon mu, leopar gecko mu? Leopar gecko bu mu? Aynen. Diğeri mi bu mu yani? Yani ikisi de tatlı. İkisini de besler misin yani? Hala düşünmüyorum. ben zorla Özlem'in evine bir tane hayvan yerleştireceğim arkadaşlar, onun peşindeyim. Şu an hangisinin olduğuna karar veriyoruz. Özlem, karar sende zaten. Ama son çok karar tatlı. Sen vereceksin. Ufak tefek ya böyle hani. Bunda yılan evet, gibi değil. Suratı gülüyor gibi de. Evet, gözleri çok güzel. Hepsinin göz yapısı aynı mı? Hepsi aslında değişiyor. Bazılarının böyle dikey, bazıları yine bizim göz bebeğimiz gibi. Ama hepsi surasında bir ifade taşıyor, böyle güler yüzlü bir ifade taşıyor. Evet ya, gözleri çok güzelmiş. Ne koyacağız şimdi seni be? Düşünelim bunu. Şu anda hemen karar vermek istemiyorum. Tamam, o zaman bir tanesini düşüneceğiz. Ondan sonra senin evinde güzel bir terörüm kurulumu yaptıktan sonra onu da çekeceğiz, tamam mı? Kanalımıza geldiğin için, bizimle bu anları yaşadığın için teşekkür ediyoruz sana. Ne demek, ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere Özlem Hanım. Çok tatlı bir iş yapıyorsun. Teşekkürler. Bay bay de izleyicilere. 2'mi yaparken bunların hiçbirisini yapmadın. Böyle korkak gözlerle baktın. Bilmem ne. Yok, çekmiyorum. Telefonu elimde tutuyorum yani. Yalancı. Valla çekmiyorum. Ya çeksem çünkü böyle suratın ekşiyor bilmem ne. Demek ki kayıt yapmadan önce seni çekmek lazımmış böyle. Böyle daha iyi iletişim kuruyorsun. O da bakıyor kameraya galiba. Evet, artık çekmiyorum yani, o belli oldu. Aynen. Delik onlar. Aynen, kulakları. Kulaklarını görüyoruz şu an. Üstü tavuk derisi gibi. Aynen. Bence kadife gibi üstü. Bir değ üzerine, diğer elinde değ. Ben üşüdüğümde böyle nokta nokta olur derim. Bunun aynen böyle. Üzerinde değil ama dokusu bak kadife gibi. Evet. Bir ellesene üstünü. Çok yakışıklısın. Sırtını. Sırtını. Kadife gibi değil mi? Evet. Ne kadar hassas. Gezgin.
Bunu da koyacağım abi. Kamera arkasına bunu koyacağım. Çaktırmadan çekiyordum. Yine farkına baktın.